Sevgili ETV izleyicilerimiz, Pınar Özel ile Kendini Fark Et programımıza hoş geldiniz. Bu hafta gök kubbeden gelen haberler neler? Bu hafta gökyüzünde neler var? Gezegenlerin kombinasyonuyla özellikle 12 burcumuz nasıl etkilenecek? Hangi burçlarımız neleri yapmalı? Hangi burçlarımız neleri yapmamalı? Burçlarımıza başlamadan önce herkesin Ramazan'ının hayırlı olmasını buradan diliyorum. Dedikten sonra da gök kubbede Ay Boğa burcunda haftamıza giriş yapıyoruz. Ay Boğa burcunda yüceldiği için, asaletli konumda olduğu için pazartesi günümüze hepimiz huzurlu ruh haliyle başlıyoruz. Bizler için huzur hakim olduğu bir gün olurken kendimizi güven ve güvence altına almak da önemli olacağı bir gündeyiz. Finansal anlamda da, maddi anlamda da kendimizi güvende hissedeceğimiz bir gün olacak. Aynı zamanda Ay Boğa burcunda olduğunda da iştahımızın da arttığı bir gün olmakla birlikte bugün yaptığımız savurumuzda ya da iftarlarımızda da daha çok iştahlı olabiliriz. Bu konuda da kendimizi daha dikkatli olmak için de kendimize önlemimizi almalıyız, daha dikkatli olmalıyız. Dedikten sonra aslında haftamızın en güzel günlerinden biri pazartesi gününü yaşıyoruz. Çünkü yarın itibariyle, 5 Nisan itibariyle gökyüzünde bizler için zorlayıcı açılar mevcut olacak. Bu nedenle de pazartesi günümüzü, bugünümüzü mutlu, huzurlu ve pozitif geçirdikten sonra salı ve çarşamba günü gök kubbedeki olan, oluşacak olan zorlayıcı açılarda kendimizi sakin ve izole duruma almaya özen göstermeliyiz. Bu zorlayıcı açılar nelerdir dediğimizde ise 5 Nisan günü yani yarın Mars ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Kavuşum açıları genellikle güzel açılar olarak nitelendiririz. Fakat iki tane astrolojide kötücül olarak nitelendirdiğimiz biri Mars, bir diğeri Satürn. Satürn daha büyük kötücüldür. Mars ondan bir tık daha aşağıda, o da kötücül bir gezegen olarak nitelendirilir. Bu iki gezegenin kavuşum yapması ise bizlerin hayatlarında zorlayıcı, engellenmiş, kısıtlanmış durumları yaşatabilir. Ve bu kavuşum 22 derecede Kova burcunda gerçekleşecek. Bu kavuşumun etkilerini bizler hayatımızda nasıl yaşadığımızı sizlere aktarmak istediğimde 2 yıl önce pandemi dönemi girişinin başlamasıyla yine bu iki açının bir araya kavuşumuna burcunda, aynı burçta, Kova burcunda gelmesiyle bir pandemi dönemine başladık. Yarın olacak bu zorlayıcı açıda yine aynı Mars ve Satürn kavuşumu. Bu nedenle de olabilecek, oluşabilecek olası zorlanmalar konusunda önlemlerimizi alabilelim diye de sizlere bu zorlayıcı açıyı da buradan aktarıyorum. Yaşayacağımız sorunlar ise şunlar olabilir. Kariyerimizde, meslek hayatımızla ilgili işlerimizde problemler yaşayabiliriz bu hafta. Aynı zamanda pandemi ile ilgili konular şu anda ne kadar bitmiş gözüyle baksak da tekrar devreye girdiğini de görebiliriz, duyabiliriz. Bu söylediğim konu ve olaylar sadece bizlerin kendi ülkemizde geçerli değil, kendi çevremizde geçerli değil, tüm dünyada geçerli olan süreçler olacak hayatımızda. Aynı zamanda enerjisel problemler de yaşayabiliriz. Elektrik kesintileri hayatımızda yaşayabiliriz. Bilgisayar virüsleri de yaşanabilir. Kova burcunda olduğu için bu kötücüllerin kavuşumu da Kova da teknolojiyi, üst bilgiyi de temsil ettiği için virüs salgınlarını bilgisayarlarımızda, bilgisayar sistemlerimizde, online sistemlerde de yaşayabiliriz. Dünya genelinde görebiliriz. Enerji sıkıntıları, dediğim gibi enerji elektrik kesintileriyle de karşılaşabiliriz. Gökyüzünde bir durma enerjisi hakim olacak. Nasıl pandemide istemediğimiz bir şekilde durma enerjisiyle karşılaşıp ilerleyemediysek ve bir şekilde de tüm dünya durmak zorunda kaldığı gibi yine Mars ve Satürn kavuşumları bizlerin hayatında
durma enerjisi getirebilir. Böyle durumlarda durma enerjisine karşı bizler direnç göstermemeliyiz. Olan durumu ve olayları akışına bırakmalıyız. Böylelikle astrolojide kötücül olarak nitelendirdiğimiz iki gezegen Mars ve Satürn 12. evde de gerçekleşmesinden dolayı da hak, hukuk, davalarla ilgili konularla ilgili de bilgiler, haberler bizlere gelebilir, ulaşabilir. Yapı ve düzenle ilgili sıkıntı ve problemler hayatlarımızda yaşayabiliriz. Bu yapı ve düzenler neler olarak örneklendirmek gerektiğinde ise bu açı askeri yönetimlerde sıkıntıları getirebilir. Tarım, ziraat gibi konularda problemleri önümüze getirebilir. Hepimiz için hani buradan Allah korusun diyorum ama depremlerle ilgili de problemler, depremlerle ilgili de duyumlar alabiliriz dünya genelinde. Kişisel olarak, kişisel hayatlarımızda ise düşmeler, kemik problemleri, sakatlanmalara ve kazalara karşı da kendi bireysel hayatlarımızda dikkatli olmalıyız. Özellikle de salı, çarşamba günleri bu açılara çok dikkat etmeliyiz. Zorlayıcı etkinin yükseleni ise 3 derecede Balık burcunda gerçekleşecek. Bu Balık burcunda gerçekleşmesiyle birlikte aynı birinci evinde ise, yükselenin anının birinci evinde ise Jüpiter ve Neptün de yine yükselen burcunda, yani Balık burcunda bir kavuşum getiriyor. Burada da bir ifade bize anlatıyor ki bu kavuşum bizlere de şunu anlatıyor. Eğer hedeflediğimiz, uzun zamandır çalıştığımız, çabaladığımız konular varsa o konularla ilgili de hedeflerimize yılmadan, sapmadan ilerlememiz gerektiğini de bize Jüpiter Neptün'deki Balık burcundaki kavuşumda bunları anlatıyor. Bu açı çok zorlayıcı. Fakat Jüpiter'le Neptün'ün de olumlu bir kavuşumu olduğu için kendi ideallerimizde bu kötücül etkilere, etkisi altında kalmadan ilerlersek hedeflerimize de ulaşabileceğimizin de bilgisini bizlere vermekte. Dedikten sonra Ay ve Venüs arasında da bir dik kare açı gerçekleşecek. Bu da kadınlar ve Ay kadınları daha çok temsil ettiği için kadınlar ve çocuklarla ilgili de sanatsal konularla ilgili, hobilerle ilgili, çocuklarla ilgili, sporla ilgili ya da boşanma davalarıyla ilgili de bazı sıkıntılı duyumlar alabiliriz bu hafta. Bu haftanın bu kadar zorlayıcı açısından sonra 5 Nisan'da da güzel bir gökyüzü hareketi var. 5 Nisan'da Venüs Kova burcundan Balık burcuna geçişini gerçekleştirecek. Venüs Balık burcunda Kova burcuna göre hatta çok çok daha fazla, çok iyi konumda ve çok rahat olduğu bir konumdadır. Bu nedenle de Venüs'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte aşk ilişkilerinde, çevresel ilişkilerimizde bizler için hayatımızda çok güzel, çok romantik, çok mutlu olacağımız hayat akışı bizlerin önüne gelecek. Fakat Mars ve Satürn'ün baskılayıcı açısı da bu güzel etkiyi de hayatımızda baskı enerjisiyle baskılıyor olabilecek. Bizler Venüs'ün de Balık burcunun geçmesinin pozitifliğini, olumlu yanlarını bilmeliyiz ki açıların, gök kubbedeki olan açıların iyi taraflarıyla hayatımıza ilerlemeliyiz. 7-8 Nisan Perşembe ve Cuma gününde ise burada güzel açılar var. Şöyle ki Merkür Satürn'e ve yine Merkür 7-8 Nisan'da Mars'a olumlu pozitif bir açısı var. Bu 60'lık açı dediğimiz açıyla birlikte kendi Merkür iletişimdir, fikirdir, düşüncedir, anlaşmadır, sözleşmelerdir. Mars ve Satürn'de de 60'lık olan olumlu açı nedeniyle birlikte ise kararlarımızda, düşüncelerimizde, ciddi bir şekilde anlaşmalarımızda ilerlediğimizde hayatlarımızda bizlere güzellikler getireceğini, özellikle iş alanlarımızla ilgili hayatımızda olumlu sonuçlar getireceğini de bizlere göstermekte. Haftamızın son günü,
Pazar günü ise bu da zorlayıcı bir açı. Merkür bu sefer Plüton'la dik açısı, kare açısını bizlere getiriyor. Bu açıda hayatlarımızda ne gibi zorlanmalar getirir dersek, baskıcı tutumda olan insanlarla bir arada olabiliriz. Ya da bizler çevremize baskı yapıyor olabiliriz. Bu nedenle de etrafımıza baskı yapmaktan kendimizi alıkoymalıyız. Ya da baskıcı durum ve olaylarla karşı karşıya geliyorsak da kendimizi oradan uzaklaştırmalıyız. Bu durumu da bizlere Merkür ve Plüton'un dik açısı, kare zorlayıcı açısı da hayatlarımızda yaşatacak. Bizler Merkür ve Plüton'un kare açılarında da fazla şüpheci oluruz. Pazar günü hepimiz çok fazla şüpheci olabiliriz. Gereksiz, yersiz kuşkular, kuruntular da yapabiliriz. Bu konularda da kendimize pazar günü bu duygu ve düşünceler altına girdiğimizde ise bu açının olduğunu hatırlatarak kendi içimizi rahatlatabiliriz. En güzel gökyüzü olayı ise Venüs'ün balık burcuna geçmesi. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte de artık daha anlayışlı olacak birbirimize karşı hem özel hayatımızda, ilişkilerimizde hem de çevresel ilişkilerimizde anlayışlı, şefkatli, daha duyarlı, daha empati yaparak birbirimize iletişimler kuracağız. Bütün gökyüzü olaylarına baktığımızda, evet zorlayıcı açılar var bu hafta. Ama bunların bilincinde olursak, yaşadığımız olumsuzluklara karşı da evet açılardan dolayı bu duygu ve duyguları, durumları yaşıyoruz diye kendimize hatırlatarak Venüs'ün de balık burcuna geçmesiyle o romantiklik, o iyi düşünce, sevgi dolu düşünceyi içine geçersek eğer bu haftamızı bu şekilde de olumsuzluklarından arınarak geçirebiliriz. Dedikten sonra haftamızın enleriyle bu haftaya başlayacağız. Genel gökyüzündeki olaylar haftamızda tek tek Koç burcumuzu, Balık burcumuzu, Boğa burçlarımızı ya da Yay burçlarımızı nasıl etkilediğini şimdi göreceğiz. Gezegenlerin kombinasyonuyla zorlayıcı açılar hepimizin 22 derecede Kova burcuna, hangi alana, hangi eve düşüyorsa o konu ve olaylarda bir durma enerjisi yaşayacağımız bir haftadayız. Bakalım bu durma enerjisini hangi konularda yaşayacağımızı ise biraz sonra tek tek anlatırken sizlere değineceğiz. Bunlara değinmeden önce de her hafta buradan yaptığımız hatırlatmayı sevgili ETV izleyicilerimize bu haftada yapıyorum. Hepimiz bilerek yükselen burçlarımızı dinlemeliyiz. Yükselen burçlarımıza göre astrolojik olarak bütün hesaplamaları onlara göre yapıyoruz. Eğer biliyorsak özellikle yükselen burcumuzu dinlemeliyiz, ay burcumuzu dinlemeliyiz, bir de güneş burcumuzu dinlemeliyiz diyerek bu uyarıyı da buradan yaptıktan sonra haftamıza haftanın enleriyle başlıyoruz. Şimdi geldiğimizde bu haftanın zorlayıcı açıları olduğu kadar bu açılardan pozitif olarak etkilenen haftamızın en şanslı burçları da var. Ve bu haftanın en şanslı burçları ise sevgili yükselen Başak burçlarımız, sevgili yükselen Koç burçlarımız ve sevgili yükselen Yay burçlarımız. Sizler bu haftanın en şanslısınız. Sizler bu haftanın mutluluğunu ve huzurunu doya doya yaşamanız gereken bir haftadasınız. Dedikten sonra bu haftamızın en şanssızı, en kendini kötü hisseden burcuna baktığımızda ise sevgili yükselen balık burçlarımız bu haftamızın en şanssız burcu. Bu haftamızın en paralı burçlarına geldiğimizde ise sevgili yükselen başaklarımız, sevgili yükselen koç burçlarımız, sevgili yükselen yay burçlarımız ve sevgili yükselen yengeç burçlarımız da bu haftamızın en paralı burçları. Haftamızın en şanslı olduğu gibi en mutlu burçlarına geldiğimizde ise sevgili yükselen başak burçlarımız, sevgili yükselen koç burçlarımız ve sevgili yükselen yay burçlarımız bu haftamızın en mutlu burçlarısınız. Haftamızın
en mutsuzlarına geldiğimizde şanssız oldukları gibi sevgili yükselen balıklarımız bu haftanın en mutsuzları. Şimdi kendinizi en şanssızlarda ve en mutsuzlarda gördüğünüz için şimdiden sizlere üzülmemenizi öneriyorum. Bakalım hangi konularda bu hafta eksiksiniz, hangi konularda gezegenler sizleri zorluyor ve ne yaparak bu yıldızlarınızı da yüksek yıldızlara çıkarabilirsiniz. Geliyoruz haftamızın en uyumlu burçlarına. Haftamızın en uyumlu burçları sevgili yükselen terazi burçlarımız ve sevgili yükselen koçlarımız, sizler bu haftanın en uyumlu burçlarısınız. Haftamızın en uyumsuz burçlarına geldiğimizde sevgili yükselen aslanlarımız ve sevgili yükselen oğlaklarımız da haftamızın en uyumsuz burçları olarak biraz daha dikkatli olmaları gereken bir hafta yaşayacaklar. Bu hafta aşkta kazanacak olan burçlar ise sevgili yükselen Başak burçları, sevgili yükselen Koç burçları ve sevgili yükselen Yaylarımız bu hafta aşkta kazanacak burçlarımız. Ve bu hafta aşkta kaybedecek olan burçlarımız en mutsuz, en şanssız olan sevgili yükselen Balıklarımız ve yanlarında da sevgili yükselen Aslanlarımızla bu hafta aşkta kazanacaklar dedikten sonra şimdi de sevgili yükselen koçlarımızla haftamızı yıldızlarıyla devam ediyoruz. Sevgili yükselen koçlarımızın aşk hayatları 5 yıldız, para hayatları 5 yıldız ve sağlıkları 5 yıldız. Zorlayıcı gezegenlerin etkilerinden sizler bu hafta pozitif açıdan etkilenen burçlarımızdansınız. Bu hafta hayatı biraz sizler akışına bırakmaya özen göstermelisiniz sevgili yükselen koç burçlarımız. Özellikle güneş burcunuz koçsa, ay burcunuz koçsa ve yükseleniniz özellikle dediğimiz gibi koç burcuysa bu etkiler altındasınız. Her türlü fırsat ayağınıza gelebilecek bu hafta. Aynı zamanda duygusal açıdan da sizler bu hafta kolayca memnun ve mutlu olabileceksiniz. Bu hafta sizlerin sinirlerinizin de bozulabileceği bir hafta olabilir. Sinirinizi bozmak da sizin elinizde. Kendi sinirinizi bozmadan ruhsal dünyanızda olumlu bir şekilde yaşamak da sizlerin elinde bu hafta. Bunu unutmamalısınız. Bu hafta önemli iş görüşmeleri yaparak da çok iyi gelişmeler kaydedebilirsiniz ve başarılı sonuçlar da elde edebilirsiniz. Sizler, sizin için gelen güzel fırsatlar için hiçbir çaba sarf etmeden sizin ayağınıza geldiğini göreceksiniz. Bu nedenle de haftayı özellikle akışına bırakmaya da özen göstermelisiniz. Bu hafta hayatı akışında bırakırken, hayatı akışınızda bırakmanız gereken nokta sinirlenmemeniz. Sinirlenme anı geldiğinde o noktada artık kendi yöntemlerinize göre birden ona kadar sayabilirsiniz, derin nefes alabilirsiniz. Burada hayatı akışına bırakmalısınız. Fakat iş anlamında, finansal konularda, maddi konularda sizler lütfen buralarda kontrolcü olmalısınız. Buralarda dikkatli ve temkinli olmalısınız. Hırslı değil, azimli olmalısınız. Azimli olarak çalışmalısınız ve bu çalışmaların sonucunda da çok güzel, çok büyük başarılar elde edeceğinizi sizlere buradan söyleyebilirim sevgili yükselen koç burçlarımız. Buradan da haftanın spotuna geldiğimizde ise hayatın kontrolü sizin elinizde olsun sevgili yükselen koçlarımız. Diyoruz ki hayatın kontrolü sizlerin elinde olsun sevgili yükselen koç burçlarımız dedikten sonra geliyoruz Venüs yönetimindeki yükselen boğalarımıza. Sevgili yükselen boğalarımız,
Ay burcu boğalanlar ve güneş burcu da boğalanlar. Aşk hayatınız 5 yıldız, para hayatınız 4 yıldız ve sağlığınızda bu hafta sizleri 5 yıldız. Sizler de bu hafta gezegenlerin kombinasyonuyla pozitif anlamda etkilenen burçlarımızdansınız. Bu hafta sizler maddi anlamda çok para kazanmanın yollarını arayacağınız bir haftayı yaşayacaksınız. Çevresel iş birliğine ihtiyaç duyacaksınız. Maddi konularla ilgili de biraz bu hafta daha dikkatli, tedbirli ve planlı olmanız gereken bir haftadasınız. Sizler kazanıyorsanız eğer harcamaktan çekinmemelisiniz, korkmamanız gereken bir haftadasınız. Masraflarınız artıyor olabilir fakat kazanıyorsanız bu konularda şikayetçi olmamalısınız. Harcayacaksınız ki yerine daha iyi bir şekilde daha iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Ama şikayetçi olarak da kıtlık enerjisi içerisine de girmemeye özen göstermelisiniz. Yok enerjisine, kıtlık enerjisi içerisine dahil olmamalısınız. Sizler aile büyüklerinizle ilgili sorunlar. Bu hafta bu sorunları bitiriyorsunuz. Sorunların çözülmesindeki en ana faktör ise sizler olacaksınız. Ve aşk hayatınızda ise yeni tanıdığınız insanları iyi tanımaya bu hafta özen göstermelisiniz. İyi tanımadığınız insanları da hayatın merkezinize koymamanız gereken bir haftadasınız. Bu hafta dostlarınızla ilgili onların derin duygusal konularıyla ilgili de ilgileniyor olabilirsiniz. Sizlere derin kendi duygu dünyalarını açabilen dostlarınız, çevrenizde arkadaşlarınız olabilir. Bu noktada sizler kimlere yardım ettiğinize dikkat etmelisiniz. Yoksa daha sonra üzüleceğiniz, pişman olacağınız yardımlarda da etrafınıza bulunmamalısınız. Öncelikle kime, neye, nereye, doğru bir yere mi yardımda bulunuyorum da aklınızdan, kendi zihin süzgecinizden geçirmelisiniz. Daha sonra yardımlarda bulunmalısınız. Evet, yardımlaşmak çok güzeldir ama bugün yapacağınız bir yardımla daha sonra kendiniz eğer üzülecekseniz o zaman çok dikkatli olmalısınız. Kendinizi üzmemeye, daha sonradan üzülmemeye dikkat etmelisiniz. Bu hafta partnerinizi de kontrol etmemeye çalışın. Baskı yaparak da, bu Plüton'un da zorlayıcı açılarıyla baskı yaparak da giden güzel ilişkinizi de bozmamaya özen gösterin sevgili yükselen boğalarımız. Diyet psikolojisine de girmemeniz gereken bir haftadasınız ve akışında sağlığınıza dikkat etmelisiniz diyerek bu haftanın spotu ise sizler için ezbere kimseye yardımcı olmayın sevgili yükselen boğalarımız. Bu haftanın en önemli noktası kime, neye, nereye yardımlarınızın gittiğine çok dikkat etmelisiniz. Daha sonra üzülebilirsiniz. Spotunuzu tekrarlıyorum. Ezbere kimseye yardımcı olmayın sevgili yükselen boğalarımız dedikten sonra Merkür yönetimindeki sevgili yükselen ikizler burçlarımıza geliyoruz. Sevgili yükselen ikizlerimizin, sizlerin aşk hayatı 5 yıldız, para hayatı 3 yıldız ve sağlığınızda sizlerin bu hafta 4 yıldız. Bu hafta sizler aşk konusunda dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sağlıklı olmak ise bu hafta sizlerin kendi elinde sevgili yükselen ikizler burçlarımız. Bu hafta sosyal ilişkilerinizde ayrı fikirlerde olduğunuz kişileri, çevrenizdeki insanları değiştirmeye ve onlara bilgi öğretmeye istemedikleri halde çalışmamalısınız. Bu konuda sizler bu hafta çok dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda bu hafta sizler düşünmeden para harcamamalısınız.
diğer burçlarımıza dedik, para harcamaktan çekinmeyin, para harcamaktan korkmayın diye. Fakat sevgili yükselen ikizlerimiz, ay burcunuz ikizler ise, güneş burcunuz da ikizler de, sizler de bu etkiler altındasınız. Lütfen düşünmeden para harcamamalısınız bu hafta. Dedikten sonra eğer iş anlamında işsiz olan sevgili yükselen ikizlerimiz varsa, çarşamba günü Merkür'ün yönetiminde olan gündür. Sizlerin ve Başak burçlarının da yöneticisi Merkür olduğu için de çarşamba günü özellikle o günü değerlendirirseniz, iş başvurularında bulunursanız da olumlu dönüşler alacağınız bir gün olacak sizler için. Ve sizler de bu hafta düzenli spor yapmaya dikkat etmelisiniz. Sağlığınızda özellikle düzenli spor ve iyi uyku uyumalısınız. Uykunuzu özellikle de mümkünse gece uykunuzu ya da kendi hayat planınıza göre uyku düzeninizde gerçekten uykunuzu uyumalı, dinlenmeli ve hayatınızda da sporu eklemelisiniz sevgili yükselen ikizler burçlarımız. Dedikten sonra bu haftanın spotu sizlere. Kimseyi değiştirmeye çalışmayın sevgili yükselen ikizlerimiz. Tekrarlıyorum sizler için spotunuzu. Kimseyi değiştirmeye çalışmamalısınız. Dedikten sonra ay yönetimindeki sevgili yükselen yengeçlerimize geliyoruz. Sizlerin eğer ay burcu da yengeçse, güneş burcu da yengeçse bu etkiler altındasınız. Aşk hayatınız 5 yıldız, para hayatınız 5 yıldız, sağlığınız sizlerin 2 yıldız. Bu hafta geçmiş günlere döneceksiniz ve anılardan konuştuğunuz bir hafta olacak sizler için. Çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirip sonlandırabilirsiniz bu hafta. İş ve kariyer anlamında ise hırslı olmamaya dikkat etmelisiniz. Sevgili yükselen yengeçlerimiz, hem duygusal anlamda hem de huzurlu olan bu dünyanızda sizler huzurlu olmaya aslında hayatınıza tercih eden burçlarsınız. Bu nedenle de finansal anlamda yaşadığınız zorlanmalar bu hafta kendiliğinden çözülmeye başladığını göreceksiniz. Böylelikle de kendi içinizde yaşadığınız huzursuzluklar da yerini artık bu hafta huzura bırakıyor olacak. Bu hafta alacaklarınız varsa eğer kendi kendinize bu alacaklarınızın peşinden gitmeden alacaklarınızın geldiğini de hayatlarınızda görebileceksiniz. Sizler sağlık anlamında özellikle yediklerinize, içtiklerinize bu hafta çok dikkatli olmalısınız. Besin zehirlenmelerine karşı gök kubbe sizleri uyarıyor. Lütfen besin zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalısınız. Sizler ailenizle ile birlikte bu hafta ufak tatiller yapabilirsiniz. Evinize de, kendi evinize de eşya alabilirsiniz. Kendi eviniz için de bazı ufak harcamalar yapabilirsiniz. Bu yapacağınız harcamalar ise sizlerin daha çok mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacak. İstediğiniz gibi bu anlamda harcamalarınızı da yapabilirsiniz. Bu hafta sizler aşk hayatınızda ise taktik yapmadan kendi içinizden geldiği gibi içsel huzurunuzla hareket etmelisiniz. Dedikten sonra bu haftanın spotu ise sevgili yükselen yengeçlerimize sevginizin karşılığını verin diyoruz sevgili yükselen yengeçler. Bu hafta çevresel anlamda da özel ilişkilerinizde de normal hayatınızda da sevgi gördüğünüzde siz de o sevginin karşılığını vermelisiniz diyerek spotunuzu da tekrarlayarak şimdi de sevgili yükselen aslan burçlarımıza geçiyoruz. Güneş yönetimindeki aslan burçlarımıza geldiğimizde bu hafta onlar için zorlayıcı açılar gerçekten hayatlarında çok etkili olacak. Bu nedenle de aşk hayatları tek yıldız, para hayatları 4 yıldız, sağlıkları da gördüğümüz gibi tek yıldız. Güneş burcunuz ya da
ay burcunuzda aslansa ve özellikle de yükseleniniz aslansa, gezegenlerin kombinasyonuyla sizler riskten ve spekülasyonlardan uzak kalmanız gereken bir haftadasınız. Kısıtlandığınızı da hissedeceğiniz bir haftayı yaşayacaksınız ve aşk yaşamınızda ise özellikle dikkatli olmanız gerekiyor sevgili yükselen aslanlarımız. Plüton ve Venüs'ün açılarıyla, Venüs'ün olumlu olan geçişiyle, fakat Plüton ve Satürn'ün Mars'ın da olumsuz açılarıyla onlar geliyorlar, Venüs'ün iyicil durumunu baskılıyorlar. Bu baskılarla birlikte de kendinizi sizler bu hafta kötü hissetmeniz çok yüksek bir durumda. Bu nedenle de haftaya modumuza ben kötüyüm, çok kötü hissediyorum diyerek ilerlememelisiniz. Unutmamalısınız ki sevgili yükselen aslanlarımız, hepimiz tercih ettiğimiz hayatları yaşıyoruz. Bu nedenle de sizler gezegenlerin zorlayıcı etkilerinden arınarak haftayı kendi içsel huzurunuzla mutlu olmayı tercih etmelisiniz bu hafta. Sağlığınızda ise sizler kendinizi depresyona sokabilirsiniz. Bunalıma sokabilirsiniz. Buhrana girebilirsiniz. Buradan sağlık anlamında sizleri uyarıyorum ki mutlu olmayı tercih etmelisiniz ki bu etkileri hayatınızda bu hafta yaşamamalısınız. Bu durumun gezegenlerin kombinasyonuyla geçici olduğunu kendinize hatırlatmalısınız. Özellikle de evliyseniz de sizler evlilik hayatınızda da yine aynı konuya değiniyorum. Mutluyum derseniz eğer mutlu moda girersiniz ve mutlu yaşarsınız. Mutsuzum derseniz yine mutsuz modda haftanızı düzeninde iyi bir şekilde ilerleyen evliliğinizi de bozabilir, yıpratabilirsiniz. Daha sonra da ah ben bu sözü neden söyledim, neden böyle konuştum da bu noktaya geldik diye bir hafta sonra da pişman olabilirsiniz. Bu noktaya da buradan çok dikkat etmelisiniz sevgili yükselen aslanlarımız. Böylelikle de maddi anlamda ise sizlere çok güzel, çok büyük şansın geleceği de bir haftadasınız. Güzel haberi en sonda söyledim. Maddi anlamda çok iyi bir hafta yaşayacaksınız. Ve bu haftanın spotu sizlere. Lütfen şikayetçi olmayan sevgili yükselen aslanlarımız. Lütfen şikayetçi olmayın diyerek aslanlarımıza, Merkür yönetimindeki yükselen Başak burçlarımıza geliyoruz. Sizler bu haftanın en şanslısısınız, en mutlusunuz. Gezegenlerin kombinasyonuyla aslan burçlarının tersine bu haftayı çok iyi geçirecek burçlarımızsınız. Eğer ay burcunuz Başaksa, güneş burcunuz da Başaksa ve yükselen burcunuz da yine özellikle söylediğim gibi her zaman Başak burcuysa, aşk hayatınız 5 yıldız, sağlık hayatınız 5 yıldız ve para hayatınız da bu hafta 5 yıldız. Sevgili yükselen başaklarımız, bu hafta hayatınızda sizi mutlu edecek birinin çıkması hayatınızda muhtemel. Hafta sonuna doğru ise şansınızın daha da arttığını göreceksiniz. Sağlığınız yerinde, lütfen kendi kendinize gereksiz kuruntular yaparak sağlığınız konusunda gereksiz endişelere kapılmamalısınız. Bu hafta sizler sağlık konusunda şanslı bir haftadasınız. Sizler bu hafta özgürseniz ve aşkta yalnızsanız, katılacağınız davetlerde, birlikte olduğunuz ortamlarda ise sizleri çok mutlu edecek, iç huzurunuzla güvende hissedeceğiniz yeni aşklara da başlayacağınız bir haftayı yaşayacaksınız sevgili yükselen Başak burçlarımız. Bu hafta artık şans size doğru kendisi geliyor. Ne kadar şanslı olduğunuzu da bu haftayı yaşarken görüp hissedeceksiniz. Sizler aile hayatınızda ya da çocuklarınız varsa, anne babalarınız olabilir ya da çocuklarınız olabilir. Onlara sağlık hayatlarıyla ilgili çok müdahaleci olabileceğiniz bir haftadasınız. Onlar sağlıklı olmaları için sürekli uyarı yapabilirsiniz. Ama çok fazla
fazla da baskı yaparak onların üstünde uyarılarda bulunarak da onları da bunaltabilirsiniz. Sizler bu hafta bu konuda dikkatli olmalısınız diyerek haftanızın spotunu ise şöyle söylüyoruz. Aile düzeninizdeki büyüklerinize ya da çocuklarınıza baskı yapmamalısınız sevgili yükselen Başak burçlarımız diyerek aile büyüklerinize ve ailenizde ya da bulunan çocuklara fazla baskıcı olmayın diyerek geliyoruz sevgili yükselen terazi burçlarımıza. Venüs yönetimindeki sevgili yükselen terazi burçlarımıza geldiğimizde ise aşk hayatları 3 yıldız, para hayatları 4 yıldız ve sağlıkları da 3 yıldız. Sizler bu hafta biraz diğer burçlarımıza göre daha ortalama bir haftadasınız. Eğer ay burcunuzda terazi ise ve güneş burcunuzda terazi ise bu etkiler altındasınız. Finans anlaşmalarındaki konulara, sorunlara ve problemlere bu hafta özellikle dikkat etmelisiniz. Enerjiniz yükseleceği bir haftayı yaşayacaksınız. Çalışma yaşantınızda ise başarılı, verimli olacağınız bir haftadasınız sevgili yükselen terazi burçlarımız. Sizler bu hafta bir iş anlaşması, sözleşmesi eğer yapıyorsanız aldatılmaya ve kandırılmaya açık bir haftadasınız. Bu nedenle de elinize aldığınız sözleşme ile, okuduğunuz sözleşme ile size sözsel olarak ifade edilen konular birbirini tutmayabilir. Bu hafta sizin dikkat etmeniz gereken konu iş anlaşmalarınız, iş sözleşmeleriniz. Size vaat edilenleri söylendikten sonra sözleşmelerinizi lütfen ezbere imzalamayın. Gerekirse hukuki anlamda hukuksal bir danışmanlık alarak o sözleşmeleri inceleyerek daha sonra imzalayın. Yoksa ezbere bir imza attığınızda aldatıldığınızla ve kandırıldığınızla karşı karşıya kalabilirsiniz bu hafta. Dedikten sonra bu konularla ilgili de özellikle iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor. Fakat bu sürekli de kuruntuda yapmamalısınız. Yaptığınız kuruntular da sizlerin sağlıksal anlamda psikolojisini de bu hafta bozabilir diyerek haftanın spotunu ise sizlere şöyle diyoruz. Yersiz kuşku yapmayın sevgili yükselen terazilerimiz. Tekrarlıyoruz. Yersiz kuşkular yapmayın sevgili yükselen terazilerimiz dedikten sonra Mars yönetimindeki akrep burçlarımıza geçiyoruz. Yükseleniniz akrep ise, ay burcunuz akrep ise ve güneş burcunuz da akrep ise. Aşk hayatınız 2 yıldız, para hayatınız 5 yıldız ve sağlık hayatınız da bu hafta sizlerin 5 yıldız. Bu hafta sizler işlerinize odaklanıyorsunuz ve odaklandığınız konuda da hedeflerinize ulaşacağınız bir haftadasınız sevgili yükselen akrep burçlarımız. Aksilikleri gözünüzde büyütebilirsiniz. Bu nedenle de bu konu ve olayları çok fazla abartmamaya özen göstermelisiniz ve kendinize değer vermeniz gereken de bir haftadasınız. Sizler aşk yaşantınızda olan olayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Bir süredir de hedeflediğiniz işlerle ilgili de hedeflerinize de odaklanarak ilerleyebilirsiniz. Bu hafta sizler için en önemli konu ise lütfen kendinize değer vermelisiniz. Eğer sizler kendinize değer verirseniz de çevrenizde de size değer veren insanların da toplandığını, size değer veren insanlarla da iletişim kurduğunuzun da farkını varacaksınız. Buradaki en önemli nokta bu hafta sizlerin kendisine değer vermesi, olumsuz duygu ve düşüncelerden de uzaklaşmanız. Dedikten sonra haftamızın spotu ise sizler için asla karamsarlık yapmamalısınız sevgili yükselen akreplerimiz. Tekrarlıyorum sizler için asla hiçbir konuda karamsarlık yapmamalısınız sevgili yükselen akreplerimiz. Dedikten sonra Jüpiter yönetimindeki yay burçlarımıza geliyoruz.
ay burcunuz, yay ise güneş burcunuz, yay ise özellikle de yükselen burcunuz yay ise. Aşk hayatınız 5 yıldız, para hayatınız 5 yıldız ve sağlığınız da sizlerin 5 yıldız. Bu hafta sizler de en şanslı, en mutlu burçlarımızdansınız. Bu hafta yaşadığınız ilişkileriniz artık daha net bir hale gelecek. Üye hayatınızda, iş hayatınızda da başarılı sonuçlar elde edeceğiniz bir haftadasınız. Ani başlayan aşklar da hayatınızda yaşayabilirsiniz. Sizler bu hafta özellikle çok iyi ve pozitif, olumlu bir haftadasınız. En mutlusunuz, en şanslısınız. Ama dikkat etmeniz gereken nokta, her şey 5 yıldızken kredi çekmemelisiniz. Özellikle finansal anlamda da gidip kendi kendinize bilinçsiz bir şekilde kredi çekmemeye özen göstermelisiniz sevgili yükselen yaylarımız. Eğer spor yapıyorsanız, sakatlanmalara karşı da Mars'ın ve Satürn'ün olumsuz açılarıyla da bu konularda çok dikkatli olmalısınız. Mümkünse iyi ısınmadan yapacağınız spora başlamamalısınız. Bu konuda da çok dikkatli, tedbirli olmalısınız. Ve böylelikle de bu haftada her şey çok iyi giderken sizler kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz. Bu noktada ise bu konuyu sorun etmemelisiniz. Kıskanan kişi olmak yerine kıskanılan olmayı da tercih etmelisiniz. Bu fikir ve düşüncede olmalısınız. Böylelikle de sizlere spotumuz, sevgili yükselen yaylarımız, kıskanılan olmayı tercih edin diyoruz sizlere. Dedikten sonra geliyoruz Satürn yönetimindeki sevgili yükselen oğlaklarımıza. Sevgili yükselen oğlaklarımız ise gezegenlerin kombinasyonuyla aşk hayatları 4 yıldız, para hayatları 5 yıldız ve sağlıkları da 5 yıldız. Güneş burcu ve ay burcu oğlak olanlar da bu etkiler altındalar. Sizler bu hafta fevri davranışlar sizlere problem ve sorun hayatlarınıza getirebilir. Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Duygularınızda net ve sakin olmanız gereken bir haftadasınız. Bu hafta sizler fevri davranışlara özellikle dikkat edin. Çünkü Satürn sizin yöneticiniz ve kötücül bir Mars'la kavuşum yaptığı için de kötü anlamda hayatınızda etkileniyor olabilirsiniz. Bu nedenle fevri, hızlı hareket etmekten de reaksiyon, tepki vermekten de kaçınmaya çalışmalısınız diyoruz sizler için. Sizler bu hafta aile içinde de tartışmaları görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Bir yandan da bu aile içi tartışmalara neden olabilirsiniz. Bu konularda da kendiniz daha sakin kalmaya özen göstermelisiniz diyerek etrafınızdaki insanları da dinlemeye bu hafta özen gösterin. Kibir yapmamaya da bu hafta özen gösterin sevgili yükselen oğlaklar diyerek haftanın spotunu ise sizlere şöyle diyoruz. Ne kadar iyi dinlersen o kadar iyi anlarsın sevgili yükselen oğlaklar. Tekrar spotumuzu tekrarlıyoruz. Ne kadar iyi dinlersen o kadar iyi anlarsın sevgili yükselen oğlaklarımız diyerek bu haftayı sizler sakin geçirmenizi buradan sizlere öneriyoruz. Dedikten sonra geliyoruz sevgili yükselen kova burçlarımıza. Sevgili yükselen kovalarımız da Satürn yönetimindeler ve jenerasyon gezegeni Uranüs'ün de yönetimi altındalar. Ay burcunuz kovaysa, güneş burcunuz kovaysa ve özellikle de her zaman söylediğimiz gibi yükselen burcunuz da kovaysa da. Bu hafta sizler için de ne çok iyi ne de çok kötü diyebileceğimiz bir haftadasınız. Aşk hayatınız 4 yıldız. Sizlerin paranız bu hafta gayet iyi yerinde 5 yıldız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınız sizlere 2 yıldız. Bu hafta her konuda sizler sonuç odaklı ilerleyeceksiniz. Başarılı anlamda ilerliyorsunuz. O yönlerde atağa geçiyorsunuz bu hafta. İstediğiniz başarılı iş performanslarını da hayatınızda yakalayacağınız bir haftadasınız. Sizler bu hafta biraz daha dikkatli olmalısınız. Şöyle dikkatli olmalısınız.
Her şeyim Kova burcundaki Uranüs'ün. Çünkü Uranüs de üst aklı temsil ettiği için, yüksek aklı temsil ettiği için sizler birçok insana göre kendiniz birçok şeyi daha iyi bildiğinizi hayatlarınızda genel anlamıyla düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu hafta özellikle de çevredeki insanların da bilgili olabileceğini göz ardı etmemelisiniz. Her şeyi kendinizin bildiğini düşünerek de yanılgılara düşebilirsiniz. Sizler de etrafınızı öncelikle dinlemelisiniz. Dedikten sonra sizlere ise bu haftanın en önemli spotu ise çok fazla bildiğinizi iddia etmeyin. Hatta özetle spotunuzu bilmişlik yapmayın sevgili yükselen kovalar diyerek spotunuzu tekrarlıyorum. Sevgili yükselen kovalarımız bu hafta bilmişlik yapmamalılar. Dedikten sonra sevgili yükselen balıklarımıza geliyoruz. Sizler bu yılın en şanslı burcusunuz fakat bu haftamızın da en şanssız ve en mutsuz burcusunuz. Bu gezegenlerin kombinasyonun etkisinin geçici olacağının bilincini vararak bu haftayı daha sakin geçirmenizi öncelikle buradan öneriyorum. Dedikten sonra aşk hayatınız tek yıldız, para hayatınız 4 yıldız ve sağlığınız da 5 yıldız. Sağlık ve parada 5 yıldızsınız. Aşk hayatınızda bu hafta tek yıldızsınız ve bu hafta güneşiniz balıksa, ay burcunuzda balıksa güven duygusunun önemli olduğu bir dönemi yaşayacaksınız. Geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyeceksiniz. Aşk hayatınızda ise bu hafta net olmanız gereken bir haftadasınız. Sizler karamsar olan kişileri hayatınızda barındırmayacağınız bir haftadasınız. Bu insanları kendiniz fark ederek hayatınızdan eleyeceğiniz bir hafta. Sağlık anlamında gözlerinizde alerjiler yaşayabilirsiniz ve sizler ayın 5'i ile birlikte, yani şöyle söyleyebilirim, Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte bu zorlanmaları biraz daha rahatlatacak ve daha iyi yaşayacaksınız. Bu nedenle de öncelikle kendinize ne kadar olumsuz şartlar olursa olsun güvenmeniz gereken bir haftadasınız. Gezegenlerin kombinasyonunun zorlayıcı açılarıyla kendinizi güvensiz hissetmemeniz gerekiyor. Dedikten sonra eğer kendinize güvende hissederseniz de ayın 5'i ile birlikte de yaşam enerjinizde, kariyerinizde de artacağını da göreceksiniz. Dedikten sonra sizlere de spotumuz ise geleceğe her konuda güvenin sevgili yükselen balıklarımız. Sizlere diyoruz ki geleceğe her konuda güvenin. Ve şimdi de tüm burçlarımıza haftamızın zorlayıcı etkilerinden tek tek hangi konularda etkileneceğini ve bu zorlayıcı açılara rağmen de en mutlu, en şanslı olacak burçlarımızı da tek tek anlattık. Haftanızın hepimiz için mutlu bir hafta olmasını diliyorum diyerek de haftaya pazartesi görüşünceye kadar hep güzelliklerle kalın ve hep enerjinizi yüksek tutun. Öpüyorum sizleri.